Bu videoda intramoleküler yani molekül içi aldol yoğunlaşmasını ele alacağız. Sol tarafta bir 2,5 hegzan diyon görüyoruz. Bu yapıya sodyum hidroksit ekleyip ısıtacağız ve sağdaki bu bileşiği oluşturmuş olacağız. Yani aslında bir halka oluşturacağız diyebiliriz. Şimdi soldaki molekülümüzü numaralandıralım. Simetrik olduğundan her iki taraftan da başlayabiliriz. Soldan başlayıp buna 1 diyelim. 2, 3, 4, 5 ve 6. İşte 2,5 hegzandiyon. Buraya sodyum hidroksit eklersek alfa karbonu proton arındırmış oluruz. Tabii ilk önce alfa karbonu bulmamız gerek. Alfa karbon, karbonilimizin yanındaki karbon. Birinci karbon alfa karbon olabilir. Aynı şekilde üçüncü karbon da alfa karbon olabilir. Burada ise bu ikisi karbonilin alfa karbonları olabilirdi ama simetrik olduğundan bunları hesaba katmamıza gerek yok. Sadece birinci ve üçüncü karbonun olası alfa karbon olması durumuna odaklanmamız gerekiyor. İlk önce birinci karbondaki alfa karbonu protondan arındıralım. Öyleyse buraya alfa protonumuzu koyuyoruz ve hidroksitin bu alfa protonunu doğrudan almasını sağlıyoruz. Ardından da bu elektronlar buradaki karbona geçiyor. Altta ise farklı bir konformasyon görüyoruz. Şimdi bunu numaralandıralım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu yöntem bize ürünümüzü oluşturmamızda yardımcı olacak. Birinci karbonu proton arındırmayla başlayalım. Bu elektronlar karbanyon oluşturmak için birinci karbona gelecek. Şimdi bu elektronları morla gösterelim ve bu karbona eksi bir formal yükü de eklemiş olalım. Bu mekanizmada nükleofil görevi gören karbanyonu da göstereyim. O da buradaki karbonile saldırmış olacak. Tabii şimdi karbonilin oksijen kısmi negatif ve karbonu kısmi pozitif. Yani bu karbon elektrofiliktir. Nükleofil elektrofile saldıracak. Buradaki elektronlar buraya saldırınca bu elektronlar oksijene geçecek. Şimdi devam edip bunun sonucuna bakalım. Buraya bir halka çizelim. 5 karbonlu olacak. Üstünde karbonil var. Bir alkoksit oluşturacağız ve sonrasında aldol oluşturmak için protonlamayı gerçekleştirmemiz lazım. Bu yüzden buraya aldol de ekleyelim. Ve son olarak burada bir metil grubu da olacak. Şimdi bu elektronların bazılarının izini sürelim. Mor elektronlar bağ oluşturmak için buraya hareket etti. Şimdi bu karbonları da numaralandıralım. Buna birinci karbon dediysek 2, 3, 4, 5 ve 6 diyebiliriz. Bunu solda kullandığımız numaralandırma sistemine göre yaptık. Çünkü karbonlar aslında aynı karbonlar. Evet, bu bizim aldolümüz. Bu karbonsa alfa karbonumuz. Şimdi onu protondan arındırabiliriz. O zaman şuraya bir alfa proton çizelim. Baz görevi gören hidroksitin buraya geldiğini düşünebiliriz. Hidroksit bu protonu alıyor ve bu elektronlar da çift bağ oluşturmak için şuraya hareket ediyor. Ve böylelikle ayrılan grup olarak hidroksit elde ediyoruz. Şimdi ürünü gösterelim. Halkamız yukarıda karbonilimiz var. Artık çift bağımız mevcut ve aşağıda ise bir metil grubu var. İşte ürün bu. Şimdi elektronlara bir bakalım. Burada bir karbon-karbon bağı zaten vardı. Proton alınca maviyle gösterdiğim bu elektronlar buraya hareket ederek çift bağ oluşturur ve ürünümüz ortaya çıkar. Bu tepkime için bu ürün ana ürünümüz olacak. Birinci karbonun protondan arınması yani deprotonasyonu bu şekildeydi. Şimdi üçüncü karbon için aynı şeyi yapalım. Yer açmam gerektiği için ekranı biraz aşağı kaydırıyorum. Bu az öncekiyle aynı şekil. Karbonları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu kez üçüncü karbonu protondan arındıracağız. Yani karbanyonun oluştuğu yerden bahsediyoruz. Şimdi bu üçüncü karbona eksi bir formal yük veren ortaklanmamış elektron çiftini gösterelim. O zaman bu kez nükleofilimiz bu oluyor ve bu karbona saldırıyor. Sonrasında elektronları oksijene geçiyor. Şimdi bunun sonucunu çizelim. Bu kez 3 karbonlu bir halka oluşturmuş olacağız. Burada bir metil grubu olacak. Şurada ise bir oksijen var.
Bu bizim alkoksitimiz ve onu protonlayarak ara ürünümüz olan aldolü elde edebiliriz. Yine karbonları numaralandıralım. Aslında normalde bu şekilde numaralandırma yapmazdık ama burada olan biteni takip etmemize yardımcı olduğu için böyle yapıyoruz. Kırmızı renkle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 diyelim. Tekrarlayacak olursak, soldaki bu numaralandırma sistemi işimizi biraz kolaylaştırıyor. Mor elektronlar 3. karbonla 5. karbon arasında bu bağı oluşturdu. Tabii 3. karbonun alfa karbon olduğunu biliyoruz. Bu yüzden burada bir alfa proton da olacak. Ve böylece baz görevi gören hidroksitin buraya geldiğini düşünebiliriz. Ve bu hidroksit bu protonu alıyor. Elektronlar buraya geçiyor. Böylece ayrılan grup olarak bir hidroksitimiz olmuş oluyor. Bununla birlikte başka olası bir ürün oluşuyor. 3 karbonlu bir halkamız var. Metil grubumuz var ve yukarısında da keton var. Karbon-karbon bağımızı oluşturmuştuk. Daha doğrusu morla gösterdiğim şu elektronlar oluşturmuştu. Tabii bu protonun alınmasıyla da mavi elektronlar buraya hareket etti ve çift bağ oluşturdu. Bu küçük halkayı oluşturmak mümkün. Ancak bu tepkime de yüksek verimde izole edilemez. Çünkü bu 3 karbonlu halka için çok fazla açı gerginliği var. Yani bu ürün olarak tam anlamıyla izole edilmez. Ürünümüz buradaki olacak. Çünkü bu 5 üyeli halkayı oluşturmak için daha az açı gerginliği gerekir. Kısacası 3 karbonlu halka elde etmek mümkün ama esas 5 karbonlu bu ana halka ana ürünümüz olacak. Hadi bir molekül içi aldol yoğunlaşması örneği daha yapalım. Bu bir öncekine çok benziyor aslında ama biraz daha karmaşık görünüyor. Yine de bunu da aynı şekilde analiz edebiliriz. Önce alfa karbonlarımızı bulmamız lazım ve bunların karbonillerin yanında olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bileşiği adlandıralım. Bu birinci karbon olsun. Bunlar da 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi alfa karbon hangileri olur diye bakarsak, birinci karbon, üçüncü karbon, dördüncü karbon, altıncı karbon, alfa karbon olabilir. Yani bütün olasılıklar bunlar. Üçüncü ve dördüncü karbonlar alfa karbon olursa halkaya biraz fazla açı gerginliği veriyor. O zaman bunları ortadan kaldırabiliriz. O zaman birinci ve altıncı karbonu düşünelim. Şimdi bir baza ihtiyacımız var, değil mi? Burada potasyum hidroksit kullanıyoruz. Yani sterik olarak engellenmemiş bir baz kullanıyoruz ve bu çok güçlü değil. Bu yüzden daha kararlı olan termodinamik enalat oluşumunu sağlayacak. Daha kararlı çünkü daha fazla sübstitüe olmuş. Bundan daha önceki videolarda bahsetmiştik. Sol tarafta işaretlediğim alfa karbondaki deprotonasyonu ele alırsak, bu bize en kararlı olmasa da en hızlılardan biri olan kinetik enolatı verecektir. Eğer 6. karbonda deprotonasyon uygularsak, daha kararlı olan ve kinetik enolattan daha fazla sübstitüe olan termodinamik enolat elde ederiz. Bu alfa karbonda 2 alfa proton var ve bazımız bu protonlardan birini alıyor. Daha sonra bu elektronlar buraya hareket ediyor, bunlar da oksijene geçiyor. Hadi, şimdi aynı şeyi konformasyona uygulayalım. Bir öncekinde yaptığımızla çok benzer. Alfa karbonumuzda yer alan asidik protonlardan birini çizelim. Buraya baz görevi gören hidroksit gelecek ve tabii eksi bir formal yükü olduğunu biliyoruz. Bu protonu alacak, bu elektronlar buraya, diğerleri de oksijene geçecek. Bu kez de oksianyonu çizelim. Tabii dengede olacak. O zaman ilk önce ne elde edeceğimizi gösterelim ve daha sonra elektronları takip edelim. Şimdi buraya karbonilimizi çizdik. Üzerine de oksianyonumuzu çizelim ve oksijenin eksi bir formal yükünü de eklemiş olalım. Burada şimdi çift bağımız var. Geriye kalan karbonları da ekledikten sonra, evet, işte bu termodinamik enolat. Bu çift bağ en kararlı enolat olacak. Çünkü yer değiştirdi, yani sübstitüe oldu. Şimdi elektronları gösterelim. Mavi elektronlar şu bağı oluşturdu. Kırmızı pi elektronları ise oksijene geçtiler ve oksianyon oluşturdular.
Tekrarlayacak olursak bu termodinamik enolat. Çünkü bu tepkime baz seçimimiz nedeniyle termodinamik kontrol altında. Size göstereceğim bir sonraki şey nükleofil görevi gören oksianyon. Yine karbonilimiz polarizedir. Yani burası kısmi negatif ve kısmi pozitif olacak. Kırmızı elektronların buraya hareket ettiklerini düşünebiliriz. Buradaki p elektronları da karbonilimize saldırır ve bu elektronlar oksijene geçer. Şimdi devam edip buraya nükleofil saldırısının sonucunu çizelim. 5 karbonlu bir halka çiziyoruz. Burada karbonilimizi oluşturduk. Şimdi de bu karbona bağlı grupları ekleyelim. Altta ise alkoksit var ki bunu protonlayarak aldol oluşturabiliriz. Son olarak bir metil grubumuz bulunuyor. Artık elektronlara geçebiliriz çünkü burada çok fazla aktivite gerçekleşti değil mi? Oksianyon nükleofil görevi görüyorsa p elektronları dediğimiz bu elektronlar burada işaretlediğimiz bağı oluşturuyor. Yani önceki tepkimi de yaptığımızla çok benzer bir durum var. Tek fark şu anda nükleofil olarak oksianyon kullanmamız. Buradaki elektronlar karbonilimizi yeniden oluşturmak için harekete geçiyor. Karbonlara bakacak olursak üstteki bu karbon, altta şu karbon oluyor. Diğer karbonları da belirleyelim. İşaretlediğim bu mor karbon altta burada. Ve yeşil karbon da aşağıda burada. Biraz kafa karıştırıcı olmuş olabilir ama hallederiz. Alfa karbonumuza geri dönersek asidik protonu vardı. Onu da buraya çizelim. Şimdi hidroksit bazımız ortaya çıkıyor. Buradaki asidik protonu alıyor. Eksi bir formal yüklü baz protonu alıyor. Elektronlar buraya hareket ediyor ve hidroksiti kaybediyoruz. Şimdi ürünlerimiz hazır. Onları çizelim. Şimdi 5 karbonlu halkamız var. Yukarıda bir keton, burada çift bağımız var. Halkaya bağlı bu grubun stereokimyasını koruyoruz. Son olarak bir de metil grubumuz var. Karbon-karbon bağını oluşturmuştuk. Şimdi elektronları gösterelim. Mor elektronlar hareket edip bu pi bağını oluşturuyor ve böylece ürünümüzü elde etmiş oluyoruz. Bu ürünün adı cis-jasmon. İkinci kelimeye dikkat ederseniz İngilizce Yasemin anlamına gelen jasmin kelimesine benzediğini fark edebilirsiniz. Bu ürün Yasemin çiçeklerinde bulunur ve çiçeklere o güzel kokusunu verir. Zaten bu sebeple parfüm sanayinde oldukça iyi bir verimle kullanılan bir üründür. Gördüğünüz gibi bu güzel kokulu ürünü molekül içi aldol yoğunlaşması yoluyla elde etmiş olduk.